Evet, kıymetli arkadaşlarım, hepinize iyi akşamlar. Evet, nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? İyi akşamlar arkadaşlar, iyi akşamlar. Teşekkür ederiz. Bizler de gayet iyiyiz. Peki. Şimdi bir görelim hele. Evet, lisansta dinlesin. Tabii canım, lisansta dinleyebilir arkadaşlar. Sıkıntı yok. Bol stres var diyorsunuz, olur. Zaten stres olmazsa o sınavın tadı çıkmaz, biliyorsunuz. Kayıt olacak arkadaşlar. Kayıt olacak. Peki, lisans grupları var mı aramızda, yoksa genellikle ön lisans mı? Bir görelim hele. Ön lisans, lisans. Evet, lisans. Çok güzel, çok güzel. Peki, evet. Şimdi arkadaşlar, bu dersimizde böyle çıkması muhtemel 100 güncel olayı soru üzerinden inceleyeceğiz. Sorulara bir bakalım. Yani ÖSYM ne sorar, ne sormaz arkadaşlar. İnşallah burada anlatacağımız güncel sorular pazar günü karşımıza arkadaşlar çıkar. Ve daha sonraki süreçte Ekim ayında da arkadaşlar ön lisans grubunda çıkar. Daha sonra orta öğretim grubu içinde Kasım ayında karşımıza çıkar. Demin bir arkadaşım sordu, hocam hangi aya kadar güncellere bakalım diye. Arkadaşlar, benim tavsiyem Ağustos'un sonuna kadarki günceller bizim için yeterli. Evet, ses geliyor mu arkadaşlar? Var mı sesimiz? Sesin geliyor olması lazım. Tamamdır, sıkıntı yok. Herkes sesini arkadaşa açsın. Ses olayını halletmemiz lazım. Biliyorsunuz, derste arkadaşlar ses oldukça önemli. Ki sizlerle birlikte ne yapacağız? Şimdi çıkması muhtemel soruları tek tek arkadaşa ele alacağız. 100 tane, şöyle 100 civarı soruyu ele alacağız. Ağustos sonuna kadarki güncellere bakmanız yeterli olur. Onu net şekilde söyleyeyim. Eylül ayı sizin için önem arz etmiyor artık arkadaşlar. Nasıl bekliyorsunuz hocam vatandaşlığı güncelleri? Vallahi önceki bu iptal edilen sınavdan daha mantıklı, daha aklı başında. Hani denir ya, daha aklı selim arkadaşlar sorular bekliyorum. Onu net şekilde söyleyeyim. İnşallah hayırlı olur arkadaşlar. Peki, şimdi şöyle o zaman başlayalım isterseniz. Ben de şöyle bir açayım arkadaşlar. Peki, şimdi birinci soruyla bir başlamak istiyorum. Sizlerin de arkadaşlar yorumunuzu, mesajınızı alacağım, göreceğim ona göre. Şöyle sarı vurgulayıcı arkadaşlar kalemimi de bir alayım. Başlayalım. Birinci soruyla başlamak istiyorum. Sizlerle birlikte şey de yapacağız. Yani hocam bu çıkar ya da çıkmaz tarzı yorumlar da arkadaşlar istiyorum. Yani dolu dolu bir ders olsun ona göre. Birinci soruya arkadaşlar bir bakalım. Birinci soruya bir bakalım. Nisan 2021'de alınan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kararı ile 2022 yılı tüm dünyada Gıda ve Tarım Örgütü, yani FAO öncülüğünde ne yılı ilan edilmiştir diye sormuşuz. Arkadaşlar, yapıştırın bakayım cevabı, 2022, yani bu sene Birleşmiş Milletler tarafından ne yılı ilan edilmiştir diye sormak istiyorum. Doğru cevabımız arkadaşlarım nedir? Doğru cevabımız arkadaşlar, Uluslararası Balıkçılık ve Su Ürünleri Yılı olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlarım. Hocam, çıkar mı bu soru? Bekler miyiz arkadaşlar bu soruyu? 2022 yılı ne yılı diye? Yani ben çok sanmıyorum arkadaşlar, buna bir adet eksi koymak istiyorum. Yani güzel bir güncel de gerçek sınavda çıkacağını pek sanmıyorum. Peki, devam edelim. Temmuz 2021'de UEFA'nın almış olduğu karar uyarınca 2023 Şampiyonlar Ligi final maçı aşağıdaki şehirlerden hangisinde yapılacaktır diye bir soru sormuşuz arkadaşlar. Evet, güzel bir güncel olay ama ÖSYM sorar mı? Cevap nedir arkadaşlar? Bir alalım. 2023 Şampiyonlar Ligi final maçı nerede yapılacaktır diye bir sorumuz var. Arkadaşlar, doğru cevabımız bizden bir şehir olan İstanbul'da yapılacaktır. Arkadaşlar, çıkar mı? Sever mi ÖSYM böyle soruları? 2023 Şampiyonlar Ligi final maçı nerede yapılacaktır tarzı.
Ya güzel bir güncel ama sinyal gelmedi açıkça söyleyeyim. Şutlayalım gitsin arkadaşlar. Geç, şutla. Evet, Ağustos 2021'de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine giren yerli ve milli TİHA aşağıdakilerden hangisidir diye sormuşuz. Yapıştır bakayım. Geçen sene TSK'nın envanterine giren yerli ve milli TİHA'yı sormuşuz arkadaşlarım. Doğru cevap nedir? Doğru cevap Akıncı'dır. Bekler miyiz bu soruyu arkadaşlarım? Akıncı gelir mi hocam? Arkadaşlar zor, güzel bir güncel bu da ama sorulacağını pek sanmıyorum. Daha böyle aklı başında, daha böyle günümüze yakın güncel olayların geleceğini tahmin ediyorum. Peki, alalım arkadaşlar. Canlandırdığı Tarkan karakteriyle ün yapan ve aynı zamanda Tosun Paşa, Sultan ve Davaro başta olmak üzere birçok filmin de yönetmenliğini yapan, Temmuz 2021'de aramızdan ayrılan Türk sinema oyuncusu ve senarist yapımcıyı sormuşuz arkadaşlarım. Doğru cevap kimdir? Allah gani gani rahmet eylesin. Arkadaşlar doğru cevabımız Kartal Tibet'tir. Bekler miyiz arkadaşlar Kartal Tibet? Ne diyorsunuz? Hadi bakayım. Gelir mi hocam? Arkadaşlar zor. Yani kolay bir soru olur. Geleceğini pek zannetmiyorum. Ama yine de arkadaşlarım bilmekte fayda var. Peki geçelim. Ağustos 2021'de hayatını kaybeden birçok tiyatro eserinde rol alan Pardon, Şans Kapıyı Kırınca ve Büyük Yalnızlık gibi sinema filmlerinde başrol oyuncusu olan sinema tiyatro oyuncusu, yazar ve şair kimdir diye sormuşuz. Arkadaşlar alalım cevabımızı. Kimdir? Rasim Öztekin mi, Ferhan Şensoy mu? Rasim Öztekin mi, Ferhan Şensoy mu? Arkadaşlar doğru cevabımız Büyük Usta Ferhan Şensoy'dur. Hocam gelir mi hocam? Gelir mi hocam Ferhan Şensoy? Arkadaşlar çok geleceğini sanmıyorum. Yine güzel bir güncel ama maalesef geçiyoruz arkadaşlar. Peki geçtik. Evet, 23 Temmuz 8 Ağustos 2021 tarihleri arasında Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 2020 yaz olimpiyat oyunlarında Türkiye'ye boks dalında olimpiyat tarihindeki ilk altın madalyasını kazandıran kadın milli sporcumuz arkadaşlar. Kimdir hocam? Geçen sene arkadaşlar yaz olimpiyat oyunlarında kadın boksunda olimpiyat tarihimizin ilk altın madalyasını bize getiren kadın milli sporcumuz kimdir hocam? Arkadaşlar yapıştırın cevabı. Haydi bakayım istiyorum. Hadi bakalım. Yapıştıralım cevabı. Doğru cevabımız Buse Naz Sürmeneli'dir. Bekler miyiz arkadaşlar bu soruyu? Haydi bakalım. Yorum istiyorum. Böyle bir soru hocam gelebilir mi? Arkadaşlar ben buna bir adet tik atmak istiyorum. Açıkça söyleyeyim yani soru olarak gelme ihtimali vardır. Buna bir tik atalım isterseniz. Peki geçelim. 23 Temmuz 8 Ağustos 2021 tarihleri arasında Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 2020 yaz olimpiyat oyunlarında Türkiye'ye jimnastik dalında tarihinin ilk olimpiyat madalyasını getiren milli sporcumuzu sormuşuz ki ekranlardaki isim arkadaşlar. Kimdir diye soralım. Hocam Ferhat Arıcan mı, İbrahim Çolak mı, Ahmet Önder mi, Ümit Şamioğlu mu, Bora Tarhan mı? Kim hocam bu? Arkadaşlar bu sorunun doğru cevabı Ferhat Arıcan'dır. Olimpiyat tarihimizin jimnastik dalındaki ilk arkadaşlar madalyasını getiren isim. Çok güzel bir güncel olay sorusu olur. Ben buna abicim bir tik atmak istiyorum. Ferhat Arıcan'a dikkat. Arkadaşlar yine geçen sene yaz olimpiyat oyunlarında Türkiye'ye kadın güreşi dalında ilk olimpiyat madalyasını getiren milli sporcumuz kimdir diye sormuşuz. Kimdir arkadaşlarım? Kadın güreşi deyince akla bak top 10 listesinde akla ilk o isim gelir. Yasemin Adar değil mi? Yasemin Adar'a da ablamıza da bir adet tik atmak istiyorum. Bu arada hanımefendi evlenmiş. Soy ismi ne? Bilen var mı aramızda? Yasemin Adar Yiğit'ti galiba değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam Yasemin Adar Yiğit olarak değişti arkadaşlar ismi. Yanlış da hatırlıyor olabilirim. Evet, biraz yavaş sanırım mesaj kısmı arkadaşlar işliyor.
Soru olarak beklerim. Açıkça bekleyeyim. Belirteyim. Peki arkadaşlar devam edelim. Devam edelim. Yeni soru gelsin. Temmuz 2021'de Dünya Miras Komitesi toplantısında alınan kararla UNESCO Dünya Mirası listesine kaydedilen Aslantepe Höyüğü hangi ilimizin sınırları içinde yer almaktadır diye arkadaşlar bir soru sormuşuz. Çok güzel bir soru olur. Var ya benim beklediğim favori güncellerden birisidir. Arkadaşlar Aslantepe Höyüğü Malatya ilimizin sınırları içinde yer almaktadır. Doğru cevap Bursa. Malatyalı var mı aramızda? Malatyalı bir göreyim elleri. Malatyalı arkadaşları bir görmek istiyorum. Var mı aramızda Malatyalı? Evet. O baya maşallah baya Malatyalı arkadaşımız var. Peki. Evet devam edelim. Yeni soru gelsin. Eylül 2021'de Necla Buden Ramazan hangi ülkeye başbakan olarak atanarak Arap dünyasının ilk kadın başbakanı olma unvanını elde etmiştir arkadaşlar. Necla Buden Ramazan hangi ülkeye başbakan olarak atanarak Arap dünyasının ilk kadın başbakanı olma unvanını elde etmiştir? Cevabı istiyorum. Cezayir, Mısır, Nijerya, Tunus, Sudan yapıştır cevaba. Hadi bakayım. Cevap arkadaşlar Tunus'tur. Bekler miyiz arkadaşlarım bu soruyu? Güzel bir soru aslında var ya. Arkadaşlar güzel soru olabilir ama ÖSYM'nin mantığı birazcık çılgınca biliyorsunuz. Ben bunu beklemem açıkça söyleyeyim. Şutla gitsin. Geç. Evet, Eylül 2021'de çıkarmış olduğu Okçunun Yolu adlı kitabını milli okçumuz Mete Gazoz'a adadığını belirten dünyaca ünlü Brezilyalı roman ve şarkı sözü yazarı kimdir diye sormuşuz. Kim bu abimiz? Arkadaşlar, bu abimiz benim lisans grubunda önceki sınavda beklediğim ama zalim ÖSYM'nin gidip Hacı Bektaş Veli'yi sordu. James Webb arkadaşlar sordu. Sınavda beklediğim bir soruydu. Doğru cevabımız kimdir arkadaşlarım? Tabii ki Paulo Coelho'dur. Bekler miyiz yine? Gelir mi hocam? Arkadaşlar gelebilir. Hala ümidim var. Hala ümidim var. Peki şeyi de soralım. Paulo Coelho'nun arkadaşlar ünlü bir eseri var. Nedir o? Paulo Coelho'nun böyle dünyaca ünlü ödül almış arkadaşlar bir eseri var. Simyacı değil mi? Çok güzel. Çok güzel. Simyacı ona ait arkadaşlar. Evet sıradaki soru gelsin. Sessiz Gemi, Akıncılar ve Vuslat adlı şiirlerin sahibi olan Eylül 2021'de Le Derviş Nomade adlı bilinmeyen şiiri gün yüzüne çıkan Türk edebiyatının ünlü ismini sormuşuz. Ekranda gördüğünüz abimiz kim hocam? Yahya Kemal Beyatlı mı, Faruk Nafiz Canlıbel mi, Yusuf Ziya Urtaç mı, Tevfik Fikret mi, Enis Beyiç Kor Yürek mi? Arkadaşlar doğru cevabımız Sessiz Gemi'den hatırlayalım Yahya Kemal Beyatlı'dır. Arkadaşlar çıkar mı? Bekler miyiz böyle bir soru? Yahya Kemal Beyatlı'yı bak güncel olayı da var. Belki sorulabilir arkadaşlar. Bir adet tik atmak istiyorum. Çünkü ÖSYM biliyorsunuz böyle yazarı, şairi arkadaşlar ne yapıyor? Sorabiliyor. Evet, ufak bir internet bağlantısı arkadaşlar koptu. Sorunu yaşadık. Sıkıntı yok değil mi? Tamam. Evet, en son arkadaşlar Yahya Kemal Beyatlı ile kalmıştık. Şimdi kaldığımız yerden şöyle devam edelim. Maalesef biliyorsunuz işte uzaktan eğitimin bazen bu tarz sıkıntıları olabiliyor arkadaşlar. Sonuçta internetle çalışan bir olay. Evet, sıradaki sorumuz gelsin arkadaşlar. Yorumunuzu bir almak istiyorum. Yorumu bir alalım. Soruya bir bakalım arkadaşlarım. Ülkede kurulan yeni hükümetin Eylül 2021'de güven oyu almasıyla birlikte 12 kadın bakan ile dünya çapında en fazla kadın bakanın görev yaptığı ülkeyi arkadaşlar sormuşuz. Yani şu an itibariyle dünyada en çok arkadaşlar kadın bakanın görev yaptığı ülke hangisidir diye sormuşuz. Şimdi arkadaşlar eskiden cevap Finlandiya'ydı arkadaşlar. Ama Finlandiya'da bakan sayısı, kadın bakan sayısı azaltıldı. Artık bu sorunun doğru cevabı ne oldu arkadaşlarım?
Bu sorunun doğru cevabı Arnavutluk olmuştur. Bekler miyiz böyle bir soru? Şu an dünyada en çok kadın bakanın görev yaptığı ülke şeklinde bir soru gelir mi? Zor arkadaşlar, geçerim. Yani sorulacağını pek sanmıyorum. Şutla gitsin. Evet, sıradaki sorumuz. Şangay İşbirliği Örgütü'ne Eylül 2021'de dahil olan son ülke aşağıdakilerden hangisidir diye sormuşuz. Şangay İşbirliği Örgütü'ne Eylül 2021'de geçen sene bu zamanları dahil olan son ülke kimdir diye sormuşuz. Ver bakayım cevabı. Doğru cevabımız arkadaşlar İran'dır. Bekler miyiz böyle bir soru? Şangay'a en son üye olan ülke. Akaşa olabilir. Güzel bir soru olur. Ben buna tik atmak istiyorum. Geçtik. Evet, 2021 Nobel Barış Ödülünü kazanan iki isimden birisi olan Filipinli kadın gazeteci kimdir diye sormuşuz. Yapıştır bakayım ki biri erkek, diğeri de bu hanımefendi arkadaşlar. Nobel Barış Ödülünü geçen sene alan isim. Arkadaşlar alalım, alalım. Cevap nedir? Zor bir soru. Geçen sene Nobel Barış Ödülünü alan iki isimden birisi, doğru cevap Maria Angelita Ressa arkadaşlar. Peki şeyi soralım. Bu sene kim alacak? Nobel Barış Ödülünü arkadaşlar kim alacak? Bakayım bilen çıkacak mı? 2022 Merkel değil mi? Valla o da şaka gibi ha. Ne sebepten dolayı alıyor? Angela Merkel'in ödül alma sebebi? Mültecilere yapmış olduğu arkadaşlar katkılardan dolayı. Maşallah ne güzel. Yani mülteci bizde kalıyor. Arkadaşlar barış ödülünü Angela Hanım alıyor. Ne güzel iş valla. Temiz iş. Bu soruyu beklemem, açıkça söyleyeyim. Ağır bir soru olur arkadaşlar. Evet, alalım cevabı. Ekim 2021'de Antalya'nın Kaş ilçesinde paletsiz değişken ağırlık kategorisinde 100 metreye dalarak dünya rekoru kıran milli serbest dalış sporcumuz kimdir diye sormuşuz arkadaşlarım. Doğru cevabımız kimdir bu hanımefendi? Survivor'a da katılmıştı. Şahika Ercümen. Arkadaşlar bir şey sorayım. Şahika Ercümen çıkar mı? Ekim 2021 günceli. Geçen seneki güncel. Yani açıkça söyleyeyim beklemem abi. Çıkmaz. Şutla geç. Evet. Ekim 2021'de NASA tarafından Jüpiter'in çevresindeki Truva asteroitlerini incelemek üzere arkadaşlar uzaya gönderilen ve 12 sene boyunca bu görevi icra edecek olan aracın ismini sormuşuz. Bak ÖSYM iptal edilen sınavda neyi sordu arkadaşlar? James Webb teleskobunu sordu. Kafaya takmış olabilir arkadaşlar. Uzayla alakalı bir soru daha patlatabilir. Bu uzay aracının ismi Lucy'dir. Çıkar mı arkadaşlar Lucy? Bekler miyiz? Jüpiter'i incelemek üzere uzaya gönderilen arkadaşlar araç. Yani olabilir. Neden olmasın? Bir tik atalım bunu arkadaşlar. Peki geçelim. Ekim 2021'de Nobel Komitesi tarafından 2021 Nobel Edebiyat Ödülüne layık görülen yazarımız hangisidir diye sormuşuz. Ekranda görmüş olduğunuz kişi arkadaşlar Afrikalı biliyorsunuz. Geçen sene Nobel Edebiyat Ödülüne layık olan kişi, ödülü arkadaşlar alan kişidir. Kim hocam? Kim hocam? Doğru cevap arkadaşlar Abdulrazak Gurnah'tır. Bekler miyiz? Yorum istiyorum. Sizden de yorum istiyorum. Geçen sene edebiyat ödülünü alan arkadaşlar kişi biliyorsunuz. Arkadaşlar gelebilir ya neden olmasın? Yani Abdulrazak Gurnah'ı ben şöyle bir almak istiyorum açıkça söyleyeyim. Çünkü ÖSYM Nobel Barış Nobel Edebiyat ödüllerini sever. Unutma. Evet alalım. Oo güncele gel. Güncele gel. Arkadaşlar Ekim 2021'de hayatını kaybeden Baykar Yönetim Kurulu Başkanı olan ve aynı zamanda milli ve yerli sihaların da fikir babası kabul edilen Türk mühendisi sormuşuz. Ki Selçuk Bayraktar'ın da arkadaşlar babasıdır. Kim hocam? Kim hocam? Arkadaşlar Özdemir Bayraktar biliyorsunuz Allah rahmet eylesin. Benim bu sene en favori 15 güncelimden birisidir. İnşallah çıkar arkadaşlar. Evet alalım arkadaşlar yeni sorumuz.
31 Ekim 12 Kasım 2021 tarihleri arasında 26. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı yani COP26 aşağıdaki şehirlerden hangisinde düzenlenmiştir diye arkadaşlar sormuşuz. Doğru cevap neresi hocam? Doğru cevap Glasgow'dur arkadaşlar. Bekler miyiz? Geçen sene iklim değişikliği konferansı nerede yapılmıştır şeklinde bir soru gelir mi hocam? Arkadaşlar zor ya. O kadar çok güncel var ki zannetmiyorum. Şutla geç. Evet alalım. Kasım 2021'de belirlenen Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'nde müzik dalında ödüle layık görülen ve Cumhuriyet tarihinin en önemli kadın müzisyenlerinden birisi olarak kabul edilen Türk piyano sanatçısı kimdir diye sormuşuz. Doğru cevabımız arkadaşlar İdil Biret'tir. Çağdaş'ta da çıkabilir. Aman dikkat. Ve ben şunu söyleyeyim, soru olarak da beklerim. İdil Biret'e dikkat edelim arkadaşlar. Evet, alalım. Yapıştır. Cevap sizde. Haydi bakayım. Kasım 2021'de ülkemizde yürürlüğe girmesiyle birlikte Türkiye'nin dünyada 192. taraf ülke haline geldiği Uluslararası İklim Anlaşması'nı sormuşuz. Arkadaşlar doğru cevabımız geçen sene Kasım ayında biliyorsunuz biz mecliste kabul ettik arkadaşlar. İklim Anlaşması'nın ismi nedir arkadaşlarım? Paris İklim Anlaşması. Arkadaşlar bekler miyiz? Paris İklim Anlaşması'nı bekler miyiz? Arkadaşlar zor ya. Sinyal gelmedi açıkça söyleyeyim. Geç. Evet, Kasım 2021'de hangi ünlü bilim insanının görelilik teorisi hesaplamalarını içeren el yazması Paris'teki bir müzayede evinde yapılan açık arttırmada 11,7 milyon euroya satılmıştır diye arkadaşlar sormuşuz. Doğru cevabımız nedir? Arkadaşlar görelilik teorisi hesaplamalarını içeren el yazması diyor. 11,7 milyon euroya satılmıştır diyor. Kim hocam? Arkadaşlar doğru cevabımız tabii ki Albert Einstein'dır. Bekler miyiz arkadaşlar? Şu ekranda görmüş olduğunuz arkadaşlar el yazmaları 11,7 milyon euroya satılmış Albert Einstein'ın. Bekler miyiz? Yok. Geçelim arkadaşlar. Sinyal gelmedi. Bak bizim için sinyal önemli. Ya artık o güncelin bize böyle sarılması lazım arkadaşlar. Bizim onu kucaklamamız gerekiyor. O günceller arkadaşlar hissettiriyor. Evet, yayın uzun sürecek. Peki, Kasım 2021'de belirlenen Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'nde Vefa Ödülü dalında ödüle layık görülen ve aynı zamanda Devlet Ana, Esirşehir'in insanları ve Kurt Kanunu adlı eserleriyle de tanınan Türk romancı ve senarist kimdir diye sormuşuz. Benim arkadaşlar favori güncellerimden birisi dikkat. Cevap nedir arkadaşlarım? Cevap Kemal Tahir değil mi? Devlet Ana, Esirşehir'in insanları, Kurt Kanunu ona ait beklediğim arkadaşlar sorulardan birisidir. Dikkat. Evet alalım arkadaşlar. Yeni soru. Kasım 2021'de Türkiye'nin ilk Avrupa'nın arkadaşlar en büyük hibrit enerji santrali hangi ilimizde hizmete girmiştir diye sormuşuz. Yapıştır cevabı. Arkadaşlar cevap neresi olur? Bingöl olur. Bekler miyiz hocam? Arkadaşlar bekliyor muyuz Bingöl'ü? Çıkar mı? Yok be arkadaşlar. Sinyal gelmedi ya. Geç. Peki alalım arkadaşlar. Kasım 2021'de Asya İşbirliği Diyaloğu Dışişleri Bakanları Çevrim İçi toplantısında 2022 yılı için turizm başkenti seçilen ilimizi sormuşuz arkadaşlar. Neresi arkadaşlarım? Arkadaşlar soruları sonra alalım. Bir daha soralım. Kasım 2021'de Asya İşbirliği Diyaloğu Dışişleri Bakanları Çevrim İçi toplantısında 2022 yılı için turizm başkenti seçilen ilimiz neresi hocam? Nevşehir arkadaşlarım. Gelir mi hocam? Gelir mi arkadaşlar? Turizm başkenti Nevşehir. Arkadaşlar sanmıyorum çünkü daha önemli
Böyle şehirler, ülkeler vesaire var, değil mi? Geçelim. Peki alalım arkadaşlarım yeni sorumuz. Kasım 2021'de üye ülkelerin aldığı kararla ismi Türk Devletleri Teşkilatı olarak değiştirilen uluslararası kuruluş hangisidir diye sormuşuz arkadaşlarım. Türk soy mu, Türk Keneşi mi? Türk soy mu, Türk Keneşi mi? İsmi Türk Devletleri Teşkilatı olarak değiştirilen kuruluşun ismini sormuşuz arkadaşlar. Doğru cevap neresidir? Arkadaşlar Türk Keneşi ya da diğer ismiyle Türk Konseyi'dir ve ben bunu açıkça söyleyeyim, soru olarak beklerim, dikkat. Evet, yeni soru gelsin. Eylül 2019'da Türk Devletleri Teşkilatı'na tam üye olan son devlet hangisidir diye sormuşuz. Yapıştır cevabı. Eylül 2019'da Türk Devletleri Teşkilatı'na tam üye olan son devlet hangisidir diye sormuşuz. Arkadaşlar doğru cevabımız Özbekistan'dır. Gelir mi hocam? Bekler miyiz Özbekistan'ı? Arkadaşlar olabilir ya. Neden olmasın? Ben buna bir tik atmak istiyorum. Güzel bir soru olur. Peki geçelim. Ekrana bakalım arkadaşlarım. Yeni sorumuz. 2022 İslam Dünyası Kültür Başkenti seçilen şehir aşağıdakilerden hangisidir diye sormuşuz. 2022 İslam Dünyası Kültür Başkenti seçilen şehir neresi hocam? Rabat değil mi arkadaşlar? Rabat. Gelir mi hocam? Gelebilir. Rabat arkadaşlar nerenin başkenti? Rabat. Bas'ın başkenti değil mi? Çok güzel. Gayet güzel. Peki devam. Kasım 2021'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılan Mardin'in Dargeçit ilçesinin 15 kilometre doğusunda yer alan ve Dicle Nehri üzerinde inşa edilen barajımızın ismini sormuşuz. Neresi hocalarım? Ilısu Profesör Doktor Veysel Eroğlu Barajı değil mi? Arkadaşlar gelir mi? Bekler miyiz? Yorum alalım. Baraj sorusu gelir mi hocam? Arkadaşlar sanmıyorum. Eksiği şöyle koyalım gitsin. Peki yeni soru gelsin. O soruya gel. Soruya gel. Vesilet-ün Necat adlı eseriyle tanınan ve Kasım 2021'de UNESCO tarafından tüm dünyada 2022 Anma Kutlama Yıl Dönümleri programına dahil edilen Türk mutasavvıf kimdir diye sormuşuz. Biliyorsunuz iptal edilen arkadaşlar sınavda şıkların birinde yer alıyordu. Cevap nedir arkadaşlar? Vesilet-ün Necat kime ait? Doğru cevap Süleyman Çelebi. Gelir mi hocam? Gelebilir arkadaşlar. Dikkat. Evet alalım arkadaşlar. Özellikle orta öğretim ön lisans grubunda sorulabilecek, çıkabilecek bir güncel olay. Kasım 2021'de Dünya Superbike Şampiyonası'nda dünya şampiyonu olarak bu kategoride şampiyonluğunu ilan eden ilk Türk motosiklet yarışçısını sormuşuz arkadaşlar. Kimdir bu kişi? Kenan Sofuoğlu mu? Toprak Razgatlıoğlu mu? Kenan Sofuoğlu mu? Toprak Razgatlıoğlu mu? Doğru cevap arkadaşlar. Toprak Razgatlıoğlu'dur. Bekler miyiz hocam? Arkadaşlar rahat bir şekilde soru olarak çıkabilir. Dikkat. Evet. Alalım arkadaşlarım cevabı. Asya'nın Nobel'i olarak bilinen ve dünya barışına katkıda bulunan kişilere verilen Gusi Barış Ödülünü Aralık 2021'de kazanarak bu ödüle sahip olan ilk Türk kadın olma özelliğini de elde eden akademisyeni sormuşuz. Kim bu hanımefendi? Gusi Barış Ödülünü arkadaşlar Aralık 2021'de kazanan isim doğru cevap arkadaşlar Elif Vatanoğlu Lutz'dur. Soyadı da şey gibi durmuyor bu ya. Çikolata arkadaşlar markası gibi. Lutz ya da gofret falan. Bekler miyiz arkadaşlar? Gelir mi hocam? Zor ya. Sinyal gelmedi arkadaşlar. Geçelim. Peki yeni soru gelsin. Aralık 2021'de Almanya Federal Meclisi'nde yapılan oylamada ilk turda başbakan olarak seçilen siyasetçiyi sormuşuz. Yapıştır cevabı. Kimdir bu kişi? Kimdir bu alfa? Değil mi? Instagram'da öyle şeyler var. Kim bu alfa vesaire? Arkadaşlar bu isim
Olaf Schözdür Merkel'in yerine gelen isim arkadaşlar. Bekler miyiz arkadaşlarım Olaf Beklemem. Sinyal gelmedi. Bak bize sinyalin gelmesi gerekiyor arkadaşlar. Şutla. Evet, Time dergisi tarafından 2021 yılın kişisi seçilen ismi arkadaşlar sormuşuz. Kim hocam bu kişi? Tabii ki bu kişi kafası güzel olan abimiz Elon Musk. Elon Musk'ı bekler miyiz arkadaşlar? Elon Musk. Time dergisi yılın kişisi. Olabilir arkadaşlar. Neden olmasın? Güzel de bir soru olur. Bunu almak istiyorum. Peki alalım. O benim rüyalarıma giren bir rüyada 58. soru olarak gördüğüm arkadaşlar güncel. Hadi inşallah. Aralık 2021'de Türkiye'nin isteğiyle UNESCO somut olmayan kültürel mirası listesine dahil edilen kültürel öğe aşağıdakilerden hangisidir diye sormuşuz. Ver bakayım cevabı. Doğru cevabımız arkadaşlar Hüsnü Hat'tır. Hüsnü Hat'a bir adet tik atmak istiyorum. Önemli. Evet alalım arkadaşlar. Aralık 2021'de hayatını kaybeden başka söz söylemem aşktan yana ben. Sarı mimozamsın sen benim. Gülen gözlerinin manası derin Allah Allah. Evet gibi ünlü bestelerin sahibi olan Türk tıp doktoru ve Türk sanat müziği sanatçısı kimdir diye sormuşuz. Hasta yatağında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın arkadaşlar gidip elini öptüğü kişidir. Ve Cumhurbaşkanı da çok sevdiği bir sanatçıdır. Ona göre diyorum arkadaşlar. Kim hocam bu isim? Alaaddin Yavaşça'dır arkadaşlar. Alaaddin Bey'e Allah'tan rahmet diliyorum ve bir adet tik atmak istiyorum. Peki. Arkadaşlar alalım. Benim favori güncellerimden birisi tik atalım. Aralık 2021'de aramızdan ayrılan sorun nedir? Omurgasızlaştırılmış Türklük ve Aklın Anatomisi adlı eserlerin sahibi olan Türk filozof, mütefekkir ve akademisyen kimdir diye sormuşuz. Favori güncelimdir arkadaşlar. Doğru cevap Teoman Duralı'dır. Ve aynı zamanda Teoman Bey, Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri'nin de arkadaşlar 2021'deki sahiplerinden birisidir. Dikkat. Arkadaşlar yapıştırın bakayım. Allah rahmet eylesin. Fatma ablamız değil mi? Hangisi Ocak 2022'de aramızdan ayrılan Fatma Girik'in başrolünde oynadığı filmlerden birisi değildir diye sormuşuz. Abi Ezo Gelin onun, Japon işi onun, Kanlı Nigar onun, çocukluk travmamız olan Boş Beşik onun ama Sultan onun değil arkadaşlar. Sultan kimin? Türkan Şoray ablamıza ait bir arkadaşlar. Neyidir? Filmdir. Bu şeyi izleyen var mı? Japon işini? Arkadaşlar hatırlıyor musunuz? Japon işinin de yönetmeni Kartal Tibet'tir ha. Yani 80'larda geçen bir film ve robotu anlatıyor. Vallahi güzel. Kafa güzelmiş o zaman bay arkadaşlar. Enteresan. Bekler miyiz hocam böyle bir soru? Beklerim. Açıkça söyleyeyim. Buna benzer bir soru çıkabilir arkadaşlar. Arkadaşlar yapıştırın. Hadi bak günümüze doğru yaklaşıyoruz hızla. Ocak 2022'de resmi olarak Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı ortak envanterine dahil edilen Türkiye'nin milli imkanlarla geliştirdiği ilk istihbarat gemisinin ismini sormuşuz. Doğru cevap TCG Ufuk A591 soru olarak beklerim bunu almak istiyorum. Arkadaşlar cevap sizde. Yapılan kazılar sonucunda Ocak 2022'de 1500 yıl öncesine ait bir açık hava şölenini anlatan 50 metrekarelik mozaiğin bulunduğu Germenisya antik kenti hangi ilimizin sınırları içinde yer almaktadır diye sormuşuz. Doğru cevabımız Kahramanmaraş. Bekler miyiz? Germenisya antik kenti nerededir diye hocam soru gelir mi? Arkadaşlar çok geleceğini sanmıyorum. Çünkü ÖSYM antik kentleri soruyorsa genellikle cevap şıkkı Antalya oluyor arkadaşlar. Geçtik. Arkadaşlar soruyu yorumlayalım. New York Times'ın yapmış olduğu arkadaşlar bir anket.
125 yılın, son 125 yılın en iyi kitapları diye bir anket. Ve burada arkadaşlar bir numarada Bülbül'ü Öldürmek romanı arkadaşlarım yer almış. Bu romanın yazarı kimdir diye sormuşuz arkadaşlar. Bu romanı okuyan var mı aramızda? Ben çok merak ediyorum. Yani birazcık böyle girişini okudum ama tam okuyamadım. Güzel bir romandır. Bülbül'ü Öldürmek romanı arkadaşlar Harper Lee'ye aittir. Soru olarak gelebilir mi? Gelebilir. Neden olmasın? Peki geçtik. Evet, Ocak 2022'de bizim arkadaşlar uzaya gönderdiğimiz Türkiye'nin ilk cep uydusunu sormuşuz. Nedir arkadaşlar Türkiye'nin ilk cep uydusu? Doğru cevap Grisu 263. Bekler miyiz? Beklemem. Şutla gitsin. Geç. Evet arkadaşlar Ocak 2022'de 50 yıl sonra açılan Nobel arşivlerinde hangi Türk şairin 71 yılında Nobel Edebiyat Ödülü'ne aday olduğu ortaya çıkmıştır diye sormuşuz. Ekranda görmüş olduğunuz isim kim hocam o? Doğru cevap Fazıl Hüsnü Dağlarca. Arkadaşlar bu soruyu bekler miyiz? Olabilir arkadaşlarım. Şöyle bir tik atmak istiyorum. Olabilir. Şimdi ben burada anlamadığım bir şey var. Yani bu kişiyi biz aday göstermemiş miyiz? Nasıl yani? Evet, daha var. Daha çok soru var arkadaşlar. İlginç bir güncel ya. Yani 71 yılında aday olmuş ve Ocak 2022'de mi haberimiz olmuş? Yani enteresan bir güncel. Geçtik. Evet arkadaşlar alalım soruyu. 6 Şubat 20 Şubat 2022 tarihleri arasında Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenen 2022 kış olimpiyat oyunlarında toplamda 37 madalya ile organizasyonu birinci olarak bitiren ülkeyi sormuşuz. Neresi hocam? Doğru cevap Norveç. Çıkar mı arkadaşlarım? Norveç çıkar mı? Çıkacağını pek sanmıyorum arkadaşlar. Bu arada Türkiye hiç madalya alamadı biliyorsunuz. Evet, Şubat 2022'de Avrupa Jimnastik Birliği tarafından düzenlenen oylamada 2021 yılının en iyi jimnastikçisini sormuşuz arkadaşlar. Kim hocam bu? Arkadaşlar bu isim Ferhat Arıcan'dır. Soru olarak çıkabilir ve şıklara muhtemelen İbrahim Çolak'a da verecektir unutmayın arkadaşlar. Peki. Arkadaşlar alalım klasik bir güncel. Türkiye'de en az nüfusa sahip olan ilimizi sormuşuz. Tabii ki neresi? Tunceli. Bekler miyiz Tunceli'yi? Gelir mi hocam? Arkadaşlar çok geleceğini sanmıyorum. Çünkü klasik bir arkadaşlarım güncel olay coğrafyada belki sorulabilir. Geçtik. Şubat 2022'de hayatını kaybeden ve AIDS hastalığına sebep olan HIV virüsünü keşfiyle 2008 yılında Nobel Tıp Ödülüne layık görülen Fransız viroloğu sormuşuz. Kim hocam bu? Arkadaşlar Luce Montagnier. Gelir mi hocam? Bekler miyiz arkadaşlar? Luce Montagnier'ı. Olabilir arkadaşlar bunu aldım. Belki. Mart 2022'de Citaslov Türkiye listesine Türkiye'nin 21. sakin şehri olarak eklenen Kemaliye hangi ilimize ait bir ilçedir? İpucu da arkadaşlar benden bana bakmanız yeterli. Kemaliye biliyorsunuz benim memleketim olan Erzincan iline ait bir ilçedir arkadaşlar. Kemaliye'nin eski ismini bilen var mı aramızda? Kemaliye'nin eski ismi Eyin'dir arkadaşlar. Hatta türküsü var değil mi? Eyin dedikleri diye. Evet, geçelim. Mart 2022'de bu arada arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Ben Kemaliye'yi rahat bir şekilde soru olarak beklerim. Dikkat. Mart 2022'de 94.sü düzenlenen Oscar ödül töreninde en iyi film ödülünü kazanan yapıt sormuşuz arkadaşlarım. Hangisiydi hocam? Arkadaşlar en iyi film ödülünü biliyorsunuz Koda adlı film aldı. Bu da soru olarak çıkabilir. Dikkat. Mart 2022'de Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 76 kiloda altın madalya kazanarak kariyerinin 5. Avrupa şampiyonluğunu elde eden kadın milli güreşçimizi sormuşuz.
Arkadaşlar ön planda olan isim biliyorsunuz kimdir? Yasemin Adar'dır. Doğru cevap Bursa şıkkı Yasemin Adar ve bir adet tık atmak istiyorum arkadaşlar. Evet, Mart 2022'de Rusya-Ukrayna savaşında Ukrayna'nın yanında yer alarak 207 yıl sonra arkadaşlar tarafsızlığını bozan ülkeyi sormuşuz. Neresi burası? Burası İsviçre'dir. Bekler miyiz böyle bir soru? Tarafsızlığını bozan ülke arkadaşlar hangisidir diye. Ben beklemem açıkça söyleyeyim. Çok alakasız bir güncel olay olur. Şutla geçsin. Peki geçelim. 2022 Avrupa Yeşil Başkenti seçilen şehir hangisidir diye sormuşuz arkadaşlar. Doğru cevap Fransa'nın Grenoble şehri. Gren, bak yeşil aklınızda kalsın çıkabilir arkadaşlar dikkat. UNESCO 2023 kitap başkenti seçilen şehri sormuşuz. Neresiydi? UNESCO 2023 kitap başkenti. Doğru cevap Gana'nın başkenti Akra'dır. Peki Guadalajara hangi yılda arkadaşlar kitap başkenti oldu? 2022 Guadalajara, 2023 Akra. Arkadaşlar çıkabilir, aman dikkat. Evet, Mart 2022'de açılışı gerçekleştirilen köprümüzü sormuşuz. Soru olarak çıkabilir arkadaşlar. Dikkat, 1915 Çanakkale Köprüsü. Evet, geçelim. Mart 2022'de 2023 Dünya Spor Başkenti seçilen ilimizi sormuşuz. Bu da soru olarak çıkabilir. Doğru cevap arkadaşlar Konya. Evet, çıkabilir. Dikkat. Mart 2022'de Macaristan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kariyerinin 9. Avrupa şampiyonluğunu elde eden güreşçimizi sormuşuz. Bak şimdi benden size tüyo. Taha 4, Akgül 5, 5 artı 4, 9 arkadaşlar. 9. Avrupa şampiyonu Taha Akgül. Harfleri arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Sayıyorsunuz. Doğru cevap Adana. Bu arada çıkabilir arkadaşlar. Bir adet tik atalım. Evet, Mart 2022'de 94.sü düzenlenen Oscar ödül töreninde The Eyes of Tammy Faye filmiyle en iyi kadın oyuncu ödülüne layık görülen hanımefendiyi sormuşuz arkadaşlar. Doğru cevap Jessica Chastain değil mi? Çıkabilir arkadaşlar dikkat. Mart 2022'de hangi uluslararası kuruluş Rusya'yı üyelikten çıkarmıştır diye sormuşuz. Cevabı almak istiyorum. Arkadaşlar evet hangi uluslararası kuruluş Rusya'yı üyelikten çıkarmıştır? Doğru cevap Avrupa Konseyi. Bekler miyiz hocam? Açıkçası beklemem. Geçelim. Evet, Mart 2022'de Türksoy tarafından 2023 Türk Dünyası Kültür Başkenti olarak ilan edilen yeri sormuşuz arkadaşlar. Doğru cevap Azerbaycan'ın Şuşa kentidir. Buna tik atmak istiyorum. Peki 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti neresiydi bu sene? Bu sene Bursa, gelecek sene Şuşa. Arkadaşlar unutmayın. Şuşa bizim için önemli. Evet, Mart 2022'de Oscar ödül töreninde en iyi erkek oyuncu ödülüne layık görülen ismi sormuşuz. Tokatçıbaşı biliyorsunuz arkadaşlar. Kim hocam? Will Smith. Bekler miyiz Will Smith arkadaşlar? EKPS'de çıktı biliyorsunuz. Gelir mi hocam? Ben Will Smith'i açıkçası arkadaşlar beklemiyorum. Bir adet eksiği atalım. Geçtik. Mart 2022'de Oscar ödül töreninde The Power of the Dog filmiyle en iyi yönetmen ödülüne layık görülen ismi sormuşuz arkadaşlarım. Doğru cevap Jane Champion. Soru olarak beklerim. Dikkat. Nisan 2022'de Macaristan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kariyerinin 11. şampiyonluğunu elde eden milli güreşçimizi sormuşuz. Doğru cevap Rıza Kayalp. Bak Rıza Kayalp 11 harften oluşuyor. 11. Avrupa şampiyonu. 2 saat önce de neyini ilan etti arkadaşlar? Bir güncel olay oldu. Rıza Kayalp ile alakalı. 5. defa güreşte dünya şampiyonu oldu arkadaşlar. 5. defa dünyada güreş şampiyonu oldu.
Dünya Güreş Şampiyonası'nda. Peki alalım arkadaşlar. Nisan 2022'de Cumhurbaşkanı kararı ile kesin korunacak hassas alan ilan edilen Ihlara Vadisi hangi ilimizin sınırları içindedir diye sormuşuz. Doğru cevabımız Aksaray'dır. Bekler miyiz hocam? Olabilir abi, neden olmasın? Soru olarak çıkabilir. Bu arada Rıza Kayalp de yine soru olarak arkadaşlar çıkabilir. Evet, alalım arkadaşlar. Atak helikopterinin ilk yurt dışı satışı Nisan 2022'de hangi ülkeye gerçekleşmiştir diye sormuşuz. Atağın ilk satışı Filipinlere gerçekleşmiştir arkadaşlar. Buna bir tik atmak istiyorum. Evet. Evet, benim favori güncellerimden birisi. Önce tik atalım. Nisan 2022'de UNESCO Dünya Belleği Kütüğü'ne kaydedilen Karatepe yazıtları hangi ilimizin sınırları içinde yer almaktadır? Karatepe yazıtları Osmaniye ilinin sınırları içinde yer alıyor arkadaşlar. Şıkla, geç. Ama çıkabilir arkadaşlar. Evet, Nisan 2022'de İslam İşbirliği Teşkilatı, İslami Eğitim, Bilim ve Kültür Organizasyonu yani İSESCO, 21 Nisan tarihinin her yıl ne günü olarak kutlanmasını kararlaştırmıştır diye sormuşuz arkadaşlar. Doğru cevap İSESCO 21 Nisan'ı Dünya Merhamet Günü olarak ilan etmiştir. Her yıl arkadaşlar Dünya Merhamet Günü olarak kutlanacaktır. Bekler miyiz hocam? Beklemem. Geçelim arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar Nisan 2022'de Avrupa ödülüne layık görülen ilimizi sormuşuz. Doğru cevabımız İzmir'dir arkadaşlarım. Bunu almak istiyorum. Bizim için önemli arkadaşlar. Evet arkadaşlar Nisan 2022'de yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ikinci kez Fransa Cumhurbaşkanı olarak seçilen ismi sormuşuz. Doğru cevap Emmanuel Macron'dur. Bekler miyiz hocam? Hayır, geç. Mayıs 2022'de resmi açılışı gerçekleştirilen Türkiye'nin ikinci, dünyanın ise beşinci deniz üzerindeki havalimanını sormuşuz arkadaşlar. Doğru cevap Rize Artvin Havalimanı. Bekler miyiz arkadaşlarım? Rize Art. Gelir mi hocam? Olabilir arkadaşlar. Alalım. Peki. Mayıs 2022'de 66. Eurovizyon şarkı yarışmasında birinci olan ülkeyi sormuşuz. Torpille arkadaşa alındığı çok aşikar. Doğru cevap Ukrayna arkadaşlar. Gelir mi hocam? Gelmez. Geç şutla. Mayıs 2022'de bir müzayedede 195 milyon dolara alıcısı bulunan arkadaşlar ve geçen yüzyılın en pahalı tablosu unvanını elde eden şu ekranda görmüş olduğunuz Marilyn Monroe tablosu kime aittir diye sormuşuz. Doğru cevap Andy Warhol. Bekler miyiz arkadaşlarım bu soruyu? Marilyn Monroe tablosu 195 milyon dolara alıcı bulunmuş. Sanmam arkadaşlar ya geçelim. Çok saçma bir güncel olay olur. Şutla. Evet Mayıs 2022'de Fransa'nın Cannes kentinde düzenlenen 75. Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye ödülüne layık görülen filmi sormuşuz. Doğru cevap Hüzün Üçgeni ve ben bu soruyu beklerim açıkça söyleyeyim. Çünkü TRT ortak yapım arkadaşlar bir film bu. Evet az kaldı. Aşağıdaki kadın boksörlerden hangisi Mayıs 2022'de İstanbul'da düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanmamıştır? Abicim bak Şennur Demir kazandı. Buse Naz Sürmeneli kazandı. Öbür Buse Naz da kazandı. Ayşe Çağırır tamam. Doğru cevap Hülya Şahin. Bekler miyiz böyle bir soru? Biraz ağır bir soru olmuş bu arkadaşlar. Yani olabilir. Buna bir tik atmak istiyorum. Çünkü bayağı bir ses getirdi bu günce. Peki. Mayıs 2022'de arkadaşlar Euroleague şampiyonasında ikinci kez şampiyon olan erkek basketbol takımımızı sormuşuz. Kim hocam? Anadolu Efes değil mi? Gelir mi arkadaşlar? Anadolu Efes. Ne diyorsunuz? Gelmez arkadaşlar. Geç. Şutla. Evet, Mayıs 2022'de Türk Devletleri Teşkilatı'nca Türk Dünyası 2023 Turizm Başkenti seçilen şehri sormuşuz.
Azerbaycan'ın Şamahı şehri gelir mi? Alalım arkadaşlar. Arkadaşlar bu sorunun cevabı sizde. Ve bana yorum yapın. Bana deyin ki hocam çıkar ya da çıkmaz. 26-29 Mayıs 2022 tarihleri arasında Teknofest 2022 yurt dışı ayağı nerede yapılmıştır diye sormuşuz. Arkadaşlar doğru cevap Azerbaycan. ÖSYM Teknofest'i kesinlikle hocamın dediği doğru. Çok seviyor. Bana göre Samsun'dansa Azerbaycan daha soru olarak gelir arkadaşlar. Dikkat. Evet, Haziran 2022'de Cumhurbaşkanı kararıyla ülkemizde milli park olarak ilan edilen son yeri sormuşuz arkadaşlar. En son yer neresi? Bolu-Abant Gölü ve çevresi milli parkı. Soru olarak beklerim açıkça söyleyeyim. Evet, Haziran 2022'de alınan kararla Türkiye'nin dördüncü sondaj gemisine verilen isim nedir arkadaşlarım? Abdülhamit Han değil mi? Gelir mi hocam? Tabii ki. İlk üç sondaj gemisini ver bakayım bana. İsimleri istiyorum. İlk üç sondaj gemisi. Evet. Fatih, Yavuz, Kanuni. Fatih, Yavuz, Kanuni. Dördüncüsü Abdülhamit Han. Evet arkadaşlar benim beklediğim favori güncellerden birisi. 2022 NATO devlet ve hükümet başkanları zirvesi nerede düzenlenmiştir diye sormuşuz. Çok güzel bir soru olur. Çünkü Türkiye bayağı bir ses getirdi bu zirvede. Madrid'i beklerim arkadaşım açıkça söyleyeyim. Yani bana sorsan ilk 10'u say. İlk 10 güncelden birisi Madrid olur. Net. Peki. Haziran 2022'de İslam İşbirliği Teşkilatı'nın 11. Turizm Bakanları Konferansı'nda 2023 turizm kenti ilan edilen şehrimizi sormuşuz. Doğru cevap arkadaşlar Şanlıurfa'dır. Gelir mi hocam? Yapıştır tabii ki. Şanlıurfa gelebilir arkadaşlar. Temmuz 2022'de silahlı bir saldırı sonucu hayatını kaybeden Shinzo Abe hangi ülkenin eski başbakanıdır? Arkadaşlar Japonya'nın gelir mi hocam? Gelebilir. Alalım arkadaşlar. Önemli. Niye önemli? Pandemi döneminde Türkiye'ye geldi. Hangi hastanenin açılışını gerçekleştirdi? Çam ve Sakura, değil mi? Çam ve Sakura Hastanesi'nin açılışını gerçekleştirmiştir. Arkadaşlar alalım. Oo, sinyal güçlü. Valla sinyal çok güçlü. Bu güncel var ya, bu güncel bir çıkmasın yemin ederim ÖSYM'yi yakarım açıkça söyleyeyim. Temmuz 2022'de hayatını kaybeden, aynı zamanda gül yetiştiren adam, Müslümanca Yaşamak ve Kuyu adlı edebi eserlerinde sahibi olan Türk öykü ve deneme yazarı kimdir diye sormuşuz arkadaşlar. Vallahi isyan çıkarırız kesinlikle. Doğru cevap Rasim Özdenören ki yedi güzel adamdan birisi biliyorsunuz arkadaşlar. Evet alalım. Bak benim beklediğim abicim favori güncellerimden birisi. Evet Temmuz 2022'de Türkiye ve Birleşmiş Milletler Arabuluculuğunda Ukrayna ve Rusya'ya ait tahıl ürünlerinin tam lisans sorusu. Tahıl ürünlerinin dünya pazarına taşınmasına imkan sağlayan anlaşma nerede imzalanmıştır diye muazzam bir soru olur. Ki buna tahıl koridoru anlaşması da deniyor arkadaşlar. Kesinlikle bunu bir gruba sorması lazım. Hocalarım benim öngörüm şöyle, komisyon üyeleri değişti. Yeni komisyon üyeleri bence iktidarın yapmış olduğu böyle Türkiye'nin göğsünü arkadaşlar kabartan bir güncel patlatacak ya. Nedense öyle hissediyorum. Mesela bu da onlardan biri açıkça söyleyeyim. Peki arkadaşlar. Evet Steknotal kesinlikle doğru söylüyorsunuz. Evet Temmuz 2022'de Manş Denizi'ni yüzerek 16 saat 28 dakikada geçen ve bu başarısı ile Manş Denizi'ni yüzerek geçen en genç Türk kadın yüzücü olma özelliğini elde eden sporcumuzu sormuşuz. Abi sen şaka mısın Allah billah aşkına ya 16 saat 28 dakika nedir ya? Elleri zaten kadının buruş buruş olmuş arkadaşlar şu hale bakın. Doğru cevap arkadaşlar nedir?
Doğru cevap Aysu Türkoğlu'dur. Açıkçası beklerim. Hocam Devlet Denetleme Kurulu mu ne hocam ben de bekliyorum ya. DDK ya da MGK ikisinden biri. DDK ya da MGK soru olarak gelebilir arkadaşlar dikkat. Peki arkadaşlar alalım. Bak bu da güzel soru olur. Ben buna hemen bir tik atayım. Türkiye'nin toplamda 108 madalya ile ikinci olduğu 2022 Akdeniz oyunları nerede düzenlenmiştir diye soru sormuşuz arkadaşlar. Nerede düzenlendi hocam? Akdeniz oyunları. Arkadaşlar Vahran'da. Vahran nerenin şehri? Vahran nerenin arkadaşlar? Vahran, Cezayir'in evet büyük şehirlerinden birisi biliyorsunuz. Peki Türkiye Cumhuriyeti tarihinden düşünelim de bir çağdaş sorusu sorayım. İlk Akdeniz oyunları nerede düzenlendi? İlk Akdeniz oyunları nerede düzenleniyor? Yanılmıyorsam 51 ya da 52'de düzenleniyor. Arkadaşlar ilk Akdeniz oyunları Mısır'ın İskenderiye şehrinde düzenlenmiştir. Bunu unutmayın. Mısır'ın İskenderiye şehri. Evet. Arkadaşlar alalım. Soruyu okuyalım. Haydi bakayım. Evet, UNESCO 2023 yılı için aşağıdaki hangi ünlü Türk ozanını anma ve kutlama yıl dönümleri programını almıştır diye sormuşuz. Gelecek seneyi arkadaşlar sormuşuz. Aşık Veysel mi, Aşık Mahzuni Şerif mi, Dadaloğlu mu, Pir Sultan Abdal mı, Neşet Ertaş mı? Cevap nedir arkadaşlarım? 2023 ama arkadaşlar yıl dönümü programına dahil olan isim Aşık Veysel'dir ve bu soru olarak gelebilir. Dikkat arkadaşlar. Evet, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın Mavi Vatan Savunması'nda kullanılması için geliştirilen ve Haziran 2022'de törenle denize indirilen silahsız, insansız deniz aracına verilen ismi sormuşuz. Şimdi bu çoğu arkadaş bunu ULAK biliyor da ULAK geçen seneki arkadaşlar bir olay. Doğru cevabımız burada nedir? Sancar'dır arkadaşlar. Haziran 2022 diyorsa Sancar'ı alalım. Gelir mi hocam? Geleceğini sanmıyorum açıkça söyleyeyim arkadaşlar. Peki arkadaşlar alalım. Haziran 2022'de Cumhurbaşkanı kararı ile ULAK da deniz aracı. O da deniz aracı da şey değil o farklı özelliğe sahip. Haziran 2022'de Cumhurbaşkanı kararı ile Milli Park ilan edilen Dere Bucak Çamlık mağaraları hangi ilimizin sınırları içinde yer almaktadır diye sormuşuz. Hocam nerede bu Dere Bucak Çamlık mağaraları Allah aşkına? Arkadaşlar tabii ki Konya ilimizin sınırları içinde yer alıyor. Soru olarak gelebilir dikkat. Evet, Haziran 2022'de arkadaşlar altın madalya kazanan sporcumuz ki para yüzme dünya şampiyonasında altın madalya kazandı. Kim hocam? Ekranda gördüğünüz hanımefendi Sümeyye Boyacı. Ya abicim artık Sümeyye Boyacı'yı sor ya. Mübarek sor daha. Yani sor sor. Sümeyye'yi sor. Peki. Haziran 2022'de Türkiye ile hangi iki Avrupa ülkesi arasında NATO'ya üyelik konusunda üçlü memorandum imzalanmıştır? Memorandum dediği de nota, uyarı yani arkadaşlar. Alalım arkadaşlar. Bak bu da güzel soru olur ha. Çok orijinal bir soru. Doğru cevap İsveç ve Finlandiya, değil mi? Türkiye o ikisinin NATO'ya girmesini istemiyor. Peki arkadaşlar alalım. Aşağıdaki filmlerden hangisi maalesef arkadaşlar Haziran 2022'de biliyorsunuz hayatını kaybetti Allah rahmet eylesin. Cüneyt Arkın Üstad'ın başrolünde oynadığı filmlerden birisi değildir diye sormuşuz arkadaşlar. Dünyayı Kurtaran Adam var, Köroğlu var, Vatandaş Rıza var, Malkoçoğlu film serisi var ama Tatar Ramazan kimin hocalarım? Tatar Ramazan, Kadir İnanır, Üstad'a ait arkadaşlar. Deli Kadir. Peki çıkar bu da onu unutmayın. Arkadaşlar ana teması doğa dostu şehir ve duyarlılık olan Expo 2023
Gelecek sene nerede yapılacaktır diye sormuşuz ki Botanik Expo'su olarak karşımıza çıkıyor. Nerede hocam? Hatay mı Maraş mı hocam? Hatay mı Maraş mı hocam? Doğru cevap arkadaşlar Maraş'tır. İktidar çok önem veriyor arkadaşlar bu olaya. Yani soru olarak gelebilir. Değişme imkanı da yok. Yapılacak bu organizasyon arkadaşlar. Doğru cevap E şıkkı. Evet alalım. Haziran 2022'de Avrupa Birliği tarafından aday ülke statüsü verilen son iki ülkeyi sormuşuz arkadaşlar. Nereler hocam? AB'ye aday ülke olan son iki ülke. Neresi hocam? Doğru cevap Ukrayna ile Moldova arkadaşlar çıkabilir. Dikkat. 1 Temmuz 2022 tarihinde Fransa'dan arkadaşlar dönem başkanlığını devralan ülke hangisidir diye sormuşuz. 1 Temmuz 2022'den itibaren Avrupa Birliği dönem başkanlığı Çekya'ya geçmiştir. Gelir mi hocam? Çok beklemiyorum arkadaşlar. Geçelim. Temmuz 2022'de Köylü Kadın Başı adlı tablosunun içinde X-ray ışınları vasıtasıyla kendisine ait bir otoportresi tespit edilen Hollandalı ünlü ressam kimdir diye sormuşuz. Kim hocam? Van Gogh değil mi? Çıkar mı arkadaşlar? Van Gogh. Bekler miyiz? Otoportresi bulunmuş Temmuz 2022. Yar olabilir ha. Renkli bir güncel alalım bunu arkadaşlar. Evet, Temmuz 2022'de hayatını kaybeden, konuşamıyorum, olanlar olmuş ve anlasana gibi ünlü şarkılarıyla tanınan Türk şarkıcı ve söz yazarı kimdir diye sormuşuz. Allah gani gani rahmet eylesin, sevdiğim sanatçılardan birisidir. Kim hocam bu kişi? İlhan, İrem. Gelir mi hocam soru olarak? Olabilir, neden olmasın arkadaşlar? Evet, Ağustos 2022'de Almanya'da düzenlenen Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak bu alanda kariyerinin ikinci Avrupa şampiyonluğunu elde eden Türk kadın milli atletimizi sormuşuz. Ki Afrika kökenli arkadaşlar sporcumuzdur. Doğru cevap Yasemin Can. Bekler miyiz Yasemin Can arkadaşlar? Olabilir arkadaşlar. Neden olmasın yani çıkabilir. Son dakika eklemiş olabilir. Cumhurbaşkanı kararı ile Ağustos 2022'de Jandarma Genel Komutanlığında ataması gerçekleştirilen ve aynı zamanda bu atama sonucunda Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk kadın generali olma unvanını elde eden ekrandaki hanımefendinin ismini sormuşuz. Arkadaşlar kim hocam? Doğru cevap. Özlem Yılmaz. Bekler miyiz arkadaşlar? Özlem Yılmaz'ı bekler miyiz? Olabilir arkadaşlar tabii. Yani ilk kadın general olduğu için çıkabilir. Dikkat. Evet, 2023 yılında düzenlenecek olan 28. Birleşmiş Milletler İklim Konferansı'na ev sahipliği yapacak olan ülkeyi sormuşuz. Arkadaşlar doğru cevap Birleşik Arap Emirlikleri'dir. Gelirim hocam. Biraz zayıf. Arkadaşlar bir iki tane daha güncel bilgi vereyim size. Dersimizi sonlandıralım. SSCB'nin son devlet başkanı biliyorsunuz arkadaşlar hayatını kaybetti. Kimdi o? Ağustos ayında. SSCB'nin yani Rusya'nın SSCB, Sovyet Rusya'nın arkadaşlar son devlet başkanı. Kimdi? Gorbaçov değil mi? Unutmuyorsunuz bak Gorbaçov hayatını kaybetti. Peki bu İlteriş Kaan'la ilgili bir güncel vardı. Neydi o arkadaşlar? Bir anımsayalım ya. İlteriş Kaan'la ilgili sanki bir şey bulundu değil mi? Yakın zamanda alalım. Evet, İlteriş Kaan'ın Orhun kitabelerine benzer böyle bir kitabesi bulunmuştu. Türk adı geçiyor diye arkadaşlar. Hatta ne dedi bilim insanları falan? Türk adı ilk kez burada geçiyor dedi. Arkadaşlar İlteriş Kaan hangi devletin kurucusu? İlteriş Kaan. Evet. İkinci Göktürk değil mi? Evet. İkinci arkadaşlar Göktürk Devleti'nin kurucusu.
Peki sevgili arkadaşlarım, bizim size söyleyeceklerimiz bu şekilde. Var mı sorusu olan? Bugünlük dersimiz bu kadar. Sorusu olan varsa bir alalım. Bizler teşekkür ederiz. Sor hocam. Eyvallah. Sağ olun, var olun. Teşekkürler Onur hocam. Güncel konulara benim Telegram'da şey var, PDF dosyası var. Son 2 yılın güncelleri. Şey de olacak ya arkadaşlar, YouTube'da olacak. Cumartesi akşamı lisans grupları, ön lisans grupları için bir canlı yayın açacağım. Telegram'a nasıl katılabilirsiniz? Telegram'a giriyorsunuz, Derviş Hoca yazın. Zaten başka Derviş Hoca yok herhalde. Derviş Hoca yazarsanız çıkar zaten arkadaşlar. Yani genelde çıkıyor. Geçen zaten James Webb'i sordu bir tek güncel olarak. Yazarlar, mazarlar hepsi Telegram'da var. Genellikle çıkıyor bizim anlattığımız şeyler. Tabii uç böyle kıytırık güncel sormazsa. YouTube adresimizi çok soran oluyor arkadaşlar. Derviş Hoca Güncel TV diye, Derviş Hoca Güncel TV diye YouTube adresimiz var. Abone olabilirsiniz. Yani benim tavsiyem Mehmet Hocam, şu 100 tane soru çözdük ya, sanki böyle hani benim tahminim 2 tane güncel soracak bu sefer lisansa. Bence bunlar yeter ya. Çünkü bunlar şeylerdir, derleme yani en seçkin günceller. Bence bu yeter. Çok da abartmaya gerek yok arkadaşlar. Aynen. Arkadaşlar Instagram'a, Telegram'a, YouTube'a Derviş Hoca yazın. Zaten biz çıkıyoruz. Ön lisans grubu şöyle söyleyeyim. Yani pek bir şey fark etmez. Yine aynı sorular arkadaşlar çıkabilir. Benim tahminim şöyle olur. 2 tane güncel sorar. 4 tane de genel kültür bilgisi sorar arkadaşlar. Yazar, şair falan gelir mi? Gelebilir, yine gelebilir. Başka resim falan, ressam gelebilir mi? Gelebilir yine. Ama sanki bir tane de şey çıkacak gibi hissediyorum arkadaşlar. Böyle dünya coğrafyasından soru. Dünya coğrafyasından bir soru çıkabilir. İşte en uzun nehirdir, yok işte dağlardır, ne bileyim işte göller, möller. Yani o tarz sorular gelir. Eski güncel çıkar mı? Olabilir, olabilir. Bir tane belki hani artık genel kültüre dönüşmüş güncel de çıkabilir arkadaşlar. Sonuçta ÖSYM, hani kızamıyoruz da ÖSYM'ye. Öğrenciyi mecburen elemek zorunda. Bir şekilde arkadaşlar belki eski güncelden de bir tane soru patlatabilir. Vatandaşlık için şey yapacağız arkadaşlar. Cumartesi günü akşam 9'da YouTube'da canlı yayınımız olacak. Oraya katılabilirsiniz. Orada soru cevap yapacağız. Yani özellikle ÖSYM'nin sorabileceği şeyleri anlatacağız. Ertesi gün zaten pazar günü sınav. O bilgilerle girersiniz sınava arkadaşlar. İşe yarar yani. Peki. Arkadaşlar benden bu kadar. Kendinize çok çok iyi bakın. Herkese iyi akşamlar. Canınızı hiç sıkmayın. Lisans grubu kardeşlerimden özellikle şunu istiyorum. Pazar günü gidin ve ÖSYM'den intikamınızı çatır çatır alın arkadaşlar. Eyvallah Mehmet Hocam, sağ olasın, teşekkür ederim. Evet, önce lisanslar bunu yapsın, daha sonra ön lisans grubu arkadaşlarım gitsin ve bu ÖSYM'yi dağıtsın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Herkese iyi akşamlar.